Kol evine kadar istediğim uzunluğa geldim. Şimdi buradaki sıra sayısını vermiyorum çünkü daha önce de belirttim. İsterseniz bolero tarzında daha kısa, isterseniz dize kadar, diz kapağına kadar indirip hani tam boy, yarım boy, daha uzun boyutlarda yapabilirsiniz. Onun için şuradaki sayıyı vermeyeceğim. Santim ölçüsünü herkes istediği uzunluğa kadar getirdikten sonra burada kesimlerimizi yapacağız şimdi birlikte. Bu aşamada şöyle bir katlayalım. Ne şekilde ayar verdim ona bakalım. İkiye katlıyorum. Buralar ön parçalarım. İkişer motif burada. Toplamda 4 motif de arkada var. Tam katladım eşit şekilde. Bu aşamada isterseniz hemen şöyle ikinci motifin kenar kısmından şöyle yapayım. Bakın buradan üst kısmında kalan şu boşluklardan hizalayıp benim yaptığım gibi ölçü alabilirsiniz. İsterseniz şu kenardan başlayıp yine boşluklardan sayarak kaç tane boşluk varsa o ölçüde aynı şekilde karşı tarafı yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ne şekilde ön kısmını keseceğimizi. Ben şimdi tam ikinci motifimin hizasından bu noktaya kadar geldim. Burada da aynı yerden başlangıç yapacağım. Şimdi bir sonraki sıraya başlayalım. En son yine trabzanımızı yaptık. Burada 3 tane. Buradan geriye dönüyoruz. Bakın dediğim gibi tam iğneyi taktığım noktanın hemen bu tarafı. Orayı karşılıklı olarak simetrik yapmanız önemli. Bir de iki ön parçanın ve arka parçanın eşit olması önemli. Sayı önemli değil. Zaten herkesinki muhakkak farklı olacaktır yaptığı bedene göre. Şuraya bir tane zincir çektim. Dönüşü yaptıktan sonra şöyle de yaklaşalım azıcık daha net görünsün. Bir zincir çektim. Hemen yandaki boşluğa ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. İpimi aldım. Aynı boşluğa 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam. Her boşluğa bir trabzan yaparak modeli aynı şekilde ilerletelim sıranın sonuna kadar. Şurayı bir göstereceğim hemen. Bakın bu şekilde basamak şeklinde oldu. Sıra sonuna kadar gideyim. Sıranın sonuna kadar geldim şöyle. Şimdi burada bir tane trabzan üçlüsü, bir de boşluğumuz kaldı. Bunlara batış yapmadan geriye döneceğim. Şöyle bir zincirimi çektim, yine geriye çevirdim. Ara kısma battım, ilmek kaydırdım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tekrar üzerine aldım. Kalan 2 tane trabzanımı yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 olmuş oluyor. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim yine. Bakın 1, 2, 3. basamağım oldu burada. Tekrar bir zincir çektim, çevirdim. Ara kısma hemen ilmeğimi kaydırdım. 3 zincirimi çektim. Aynı şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Kol altında yaptığım kesim sadece bu kadar. Buradan sonrasını normal düz olarak ilerleteceğim. Kesim yapmayacağım hanımlar. Ön kısmında daha devam edeceğim. Şimdi bir sıra daha gidip gelelim. Hani düz ilerleyene kadar kenar kısımlarını birlikte ilerleyeceğiz. Çünkü yeni arkadaşlarda hep problem oluyor bu tür detaylar. Ben şimdi yine sıra sonuna kadar gidiyorum hemen. Tekrar sıranın sonuna geldim. Ön kısımdayız. Aynı şekilde dönüşümü yapıyorum. Kaydırdım. Ve aynı şekilde devam. 3 zincirimi çekip 2 trabzan en baştaki kutucuğa. Sonrasında da üçer tane trabzan yaparak yine sıra sonuna geleceğim. Aynı detaylar aslında dediğim gibi ama yeni arkadaşlar şaşırıyor diye daha yol gösterici olsun diye bu şekilde tek tek verdim bütün sıraları bakın.
Şimdi şuradan sonrasını şu kenarda gittiğim gibi gideceğim. Yani sonda da kutucuk oluşturacağım. Dolayısıyla eksiltme yapmamış olacağız. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şu ölçü genel yetişkin için gayet uygun bir ölçü. Yani 4 basamak yapalım, sonrasında düz ilerleyelim. Kol altı için, çünkü aynı şekilde bu tarafta da olacak. Ön kısım için de omuz ölçüsünü baz alalım hanımlar. Yani kaç yaş için yaptık ya da yetişkin içinse S beden, M beden, omuz ölçüsünü, omuz genişliğini baz alarak buradaki eksiltmemizi tamamlayalım. Dediğim gibi ben bir ya da iki sıra daha ön kısımda eksiltme yapacağım. Şimdi burada sıra sonunda eksiltme yapmadan bir defa birlikte dönelim. Sonrasında ben videomu kapatacağım ve omuz kısmını tamamlayana kadar devam edeceğim. Zaten çünkü şurada düz ilerlemeyi tekrardan göstermiş olacağız. Aslında aşağıda da yaptık birlikte. Yine burada göstermiş olacağız. Tekrar etmiş olacağız. Ve sonrasında da ön kısmın kesimini tamamladıktan sonra yaka kısmının kesimini burada gösterdiğimiz biçimde orayı da düz ilerleterek devam edeceğiz. Ve tamamlamış olacağız yeleğimizin ön kısmını. Sıranın sonuna geldim bu arada. Şurası son kutucuğum. 3 tane trabzanımı yapıyorum hemen. Üç trabzanı yaptıktan sonra üzerine aldım. En sondaki zincirimizin tepesine batıp üçlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Geriye çevirdim. Ve hemen bulunduğum noktadan 2 tane daha trabzan yapıp sonrasında her boşluğa yaparak devam edeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Dediğim gibi dönüş aynı şekilde arkadaşlar, şurada gösterdiğim şekilde. Yine de buna rağmen takıldığınız bir yer olursa yorumlardan sorun, her türlü cevap vermeye çalışırız. Ben şimdi omuz kısmına kadar bu şekilde ilerletip tamamlayıp geleceğim. Evet, omuz kısmına kadar geldim. Şöyle yine göstermek istiyorum. Bakın burası yaka kısmı. Kol kısmı da şurası. Buranın kesimini zaten birlikte bırakmıştık. Şuradaki uzunluğu da ölçerek yapabilirsiniz. Kime yapıyorsanız omzundan tutup kol altına kadar şu kısmı ölçüp ayarlayabilirsiniz. Ben yine en sonda bitişte, videonun bitiminde santim ölçüsü olarak vereceğim. Ortalama olarak ne şekilde ayarlayabilirsiniz diye. Buradan şimdi ipimi kestim. Burayı tamamlamış oldum. Şurayı da çekip kapatalım. Karşı tarafı yapacağız. Burada yaptığımız gibi aynı sayıda burayı ayarlayalım. Şöyle biraz yaklaştırdım. Bakın şuradaki düz sıradan itibaren tığımı alayım, öyle sayalım. Ne şekilde net görünür bilemediğim için. Şöyle iyi sanırım. Hemen üstten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane trabzanın altından işaretleyip oradan başlamışım. Buradan iğnemi çıkardım. Şuradan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burası. Hemen buradan işaretimi tekrar takıyorum buraya. Şuradaki boşluğa kadar geleceğiz. İster buradan başlayabiliriz, ister buradan başlayabiliriz. Şurası boşluk olduğundan dolayı hemen şöyle tersine çevirip buradan başlayacağım. Buranın başlangıcı kolay çünkü. İlmeğimizi atalım. Buraya sabitledikten sonra 3 tane zincirimizi çekelim. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Yani 2 tane daha yapıyoruz. Baştaki zincirimiz de trabzandan sayılıyor çünkü. Şöyle biraz daha yaklaştırdım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Her boşluğa 3 trabzan.
ipi üzerine aldım, devam ediyorum. Arada zincir falan yok. Bu şekilde şu uç kısma kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şöyle en son boşluğa da trabzanımı yaptım 3 tane. En son burada yine ipimi aldım. En baştaki trabzanın içinden ya da tepesinden, benimki biraz sık olmuş, içinden battım. Batıp üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim şöyle. Şimdi şu diğer tarafla aynı olması için bir bakacağım. Şu anda bulunduğumuz nokta tam şurası. Bakın. Şurası. Buradaki boşluğa batmadan ikinciye batacağız. Yani şu oluşturduğumuz boşluğa batmayacağız. Geriye çeviriyorum. Buradan ilmek kaydırmayla ilerleyeceğim. Şöyle tepesinden bir battım kaydırdım. 2 battım kaydırdım, boşluğa geçtim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bu kenarı da aynı diğer taraf gibi yapmış oldum. Şöyle ikisini de eşit tarafta tutayım. Daha net görünsün bakın. Hem bura hem bura aynı şekilde. Şimdi buradan yine 2 tane daha trabzan yapıp ilk kutucuğumu doldurmuş olarak devam edeceğim. Sonra diğerine geçiyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar yine gidelim. Aynı şekilde. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Yine en sonda aynı şekilde şuraya batacağız diyeceğim ama batmayacağız hanımlar. Geri burayı çıkardım. Bakın şöyle basamak şeklinde ilerleyeceğiz. Aynı burada olduğu gibi kesim yapacağımızı unuttum ben bir an. Şöyle tekrar buraya bir zincirimi çektim. Geriye çevirdim. Arka tarafta yapmış olduğum gibi yine ilmek kaydırmayla sıradaki boşluğa geçip trabzanımı yapmaya devam edeceğim diğer tarafa kadar. Şimdi burada nasıl ilerleyeceğimizi burayı sonuna kadar göstermeyeceğim. Şuranın aynısı. Başlangıcını yaptık. Bir tek orada şaşırabilirdiniz çünkü. Şimdi burayı döndükten sonra bakın. Şu tarafı da karşımıza alalım. Bunu şu şekilde çevirdiğimde tam ikisi aynı şekilde olacak. Burada kaç tane basamak yapmışız? 1, 2, 3 basamaktan sonra kesimi bırakmışız. 1, 2, 3. basamak. Döndükten sonra burada artık kesim yapmayacağız. Aynı burada yaptığımız gibi ilerleyecek. Burayı da şurada yaptığımız kadar, artık siz kaç tane yaparsanız, hangi yaşa göre yaparsanız değişebilir muhakkak. Benimki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaktan sonra 8. de düz devam etmişim. Burayı da buna göre ayarlayacağım. Dediğim gibi karşılıklı olacak şekilde iki tarafı da simetri olarak ilerletip sonrasında da şuradaki sıra sayısını da bitireceğiz hanımlar. Sıra sayısını şimdi vermiyorum dediğim gibi çünkü zaten herkesinki kendine özel sayıda olacak muhakkak ama en sonda yine vereceğim. Çünkü hani birebir aynı yapmak isteyenler olabilir ölçüyü önemsemeden ya da çok yeni arkadaşlar işte tecrübe edinmek adına yapıyorlarsa o şekilde yapabilirler. Onun için hem santim olarak hem sayı olarak en son bitiminde vereceğim inşallah. Şimdi ben aynı buradaki gibi buradaki sayılara uygun burayı da tamamlayacağım. Omuz kısmına kadar getirip bitireceğim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, iki omuzu da tamamlayıp geldim. Şöyle ikincisini de tamamladım. İğne ile tutturdum. Yaka aralığım belli oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir hale geldik. Şimdi buraların birleştirmesini yapacağız. Burayı da tamamladıktan sonra en son kenar tığ kısmı kalacak. Şöyle çevirelim. İpim burada zaten bakın. Arka kısımda şurada. Onu hiç kesmedim. Onun için hemen buradan ekleme yapmaya başlayacağım. Şu kameramı da bir indireyim. Evet, şöyle. Buradan iğnemi çıkarıyorum. Bunu zaten şöyle bir kabalama görmek için takmıştım. Onun bize çok bir etkisi, faydası vesaire yok. Hemen burada bir zincir çekip geriye çevirdim örgümü. Şöyle de iki tarafı önü ve arkayı, ön parça ve arka parça ikisini bir araya getirip hemen ilk trabzanın dibindekinden. Bakın burada şöyle söyleyeyim size,
İsterseniz ipi şöyle kesip bir miktar burayı dikerek tamamlayabiliriz. İsterseniz üstten tığ geçebilirsiniz. İsterseniz iç kısmından yani örgümüzün ters kısmından. Gerçi burada ters düz yok ama motiflerde olacak. Şöyle burası iç kısmı gördüğünüz gibi. Burası yüzü. İç kısmından tığlayarak dikebilirsiniz. Tığlayabilirsiniz, birleştirebilirsiniz. Buradaki birleştirme kısmı size kalmış. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz yani. Ben hemen şöyle dediğim gibi bir zincir çekeceğim. Önce dibine batayım. Şuraya battım. İlmek kaydırarak bir buradan, bir buradan aldım. İkincisinde artık devam edeceğim. Direkt buradan ikinci trabzandan şu şekilde. Üçüncüleri aldım bakın. Trabzan tepelerini alıyorum. Direkt geçtim. Dördüncüleri aldım. Direkt geçtim. Beşincileri aldım. İlmek kaydırdım. Bu şekilde ilmek kaydırarak ekleyeceğim ben. Buradaki teknik tamamen isteğinize kalmış. İstediğiniz şekilde birleştirme yapabilirsiniz bu aşamada. Ben şimdi önce bu omuz kısmını, sonra da diğer omuzu aynı şekilde birleştireceğim. Burayı tamamladığımda ipimi kesip karşı taraftan ilmek atıp devam edeceğim. Sonrasında kenar tığımız var. Şurada videomu kapatmak istemiyorum. Çok az kaldı. Hemen geçişi göstereyim. Diğer tarafı çekmemize gerek yok. Aynı şekilde ekleyeceğim. Siz de böyle başlarsanız bu şekilde, yok başka türlü başlarsanız da istediğiniz şekilde tamamlayabilirsiniz. Sonrasında dediğim gibi kenar tığ kısmını geçeceğim. Benim şu batik ipimden kalmadı. Çok az bir miktar kaldı. Kenar tığına yetmez. Olsaydı eğer kesinlikle kenar tığında burada kullandığım renkli ipimi kullanırdım. Ama mecburen siyah kullanacağım. Sizin elinizde ipiniz olursa bence motiflerin renginden geçebilirsiniz. Daha renkli, daha canlı, güzel bir görüntü ortaya çıkar. Şöyle en sonuncuyu da yaptım. 1-2 tane zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Şöyle kestiğim ipi de direkt içinden geçirdim. Burayı tamamlamış oldum. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Eğer içten yaparsanız da üst kısımda şöyle bir görüntü olur. Artık hangisini tercih ederseniz bu size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde birleştirebilirsiniz. Ben şimdi hemen ipimin ucunu alıp şu tarafa geçiyorum. Burayı da bakın şöyle yapacağım. Yine kenardan, omuz kısmından başlayacağım. Buradaki iğnemi de çıkarıp şöyle ilk trabzanımın tepesinden geçiriyorum. İpimin ucu nerelerde kalmış? Buradan da şöyle bir ilmek atıp başlayacağım ve diğer omuz kısmını yaptığım gibi burayı da birleştirip geleceğim hanımlar. Şu şekilde. Burayı da hemen birleştirip geleyim. Evet, omuzların birleşmesini de tamamladıktan sonra şöyle hemen netleyeceğim. Kenar tığına geçeceğiz. Dediğim gibi ben siyah ipi kullanacağım. Şöyle herhangi bir noktadan ön sağ kısmın köşesinden başlayalım. İpimi buradan sabitleyeceğim. Burada kenar tığı sizin birazcık hani göz zevkinize kalmış. İsterseniz kalın bir kenar tığı tercih edebilirsiniz. İsterseniz tek sıra geçerek ince, spor bir görünüm elde edebilirsiniz. Bakın şöyle bir defa doladıktan sonra hemen boşluğa battım. Üçünü bir defa da çıkardım. Bu şekilde tekli trabzanla şöyle sade tek bir, burada hani iki tane göstereceğim ben kenar tığını. Bakın hemen alıyorum, yandaki trabzanın tepesine battım. Üçünü bir çıkardım. İpi aldım, yandaki trabzanın tepesine battım. İpi çıkardım. Ben de görmek istiyorum. Yani size de hem fikir olsun hem de ben karar vereyim diye net şey yapamadım. Hani hangisini yapsam acaba diye hala muallaktayım. İsterseniz bu şekilde dümdüz bir kenar tığı yapabilirsiniz.
Motif kenarlarında bu şekilde denk gelecek. Her trabzanın üzerine böyle tepesine batıyorum. Üçünü bir çıkardım, doladım, tepesine battım, üçünü bir çıkardım şeklinde ilerleteceğiz. Şu aralarda da zincir boşluklarına ikişer kez batacağız. Bakın şöyle, şöyle. Ya da işte ipinizin durumuna göre belki sizin birinde iki, birinde üç olabilir. Önemli olan şu kenar kısmının düzgün durması, marullamasın ya da kasmasın. O şekilde ilerlesin. Şurası ek yeri olduğu için öyle hemen şuraya batıyorum ve devam ediyorum. Dediğim gibi her trabzanın üzerine bir tane yaptık. Şu ara boşluklarda bakın iki defa batacağım. Bir, iki. Duruma göre üç de batabilirsiniz. Oradaki görüntüye göre ayarlayın. Ben de aynı şekilde ilerleyeceğim. Önemli olan düzgün durması. İki defa dendi, iki defa yapalım. Kötü dursa da gibi bir algı oluşmasın. Bakın iki defa gayet orayı bütünleştirdi, düz durdu. Bu şekilde bütün kenarını bir defa dolanıp sade düz bir kenar tığlaması yapılabilir. Hemen bu da bir de bunu şey yapacağım, şöyle sökeceğim. Burada 2-3 tane zinciri çektim en başlangıçta. İpimi doladım, aynı noktaya battım. 1 2 3 3 defa da çıkararak aynı noktaya 2 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şimdi 1 2 3 tane trabzan atlayıp şu ara kısma, boşluğa geliyorum ya da hemen ilk trabzanın tepesine de batabiliriz. Böyle daha düzgün durur sanıyorum. Öyle yapalım. Buraya battım, sabitledim. 1 2 3 zincirimi çektim, tekrar üzerine aldım. Aynı noktaya batıp sabitlediğim noktaya iki tane daha trabzan yapıyorum. Burada trabzanınızın uzunluğuna göre bu kaçıncıya atlayacağınız, yani iki atlayıp üçe batıyorum ben, bakın ona karar verebilirsiniz. Elinize göre değişebilir o da. Ben iki tane atladım, üçüncüye battım. Aralara batmayalım. Böyle daha muntazam duracak gibi geldi. Şöyle yapalım bakın. Burada da bu şekilde girintili çıkıntılı zikzaklı bir kenar tığı oluşmuş oldu. Ben diğerini yapmaya karar verdim bu arada. Gerçekten kararsızdım. Sizler de nasıl hoşunuza giderse o şekilde kenar tığını uyarlayabilirsiniz. Ben biraz önce yaptığım gibi düz yapacağım. Bütün kenarını dolanıp tek sıra halinde tamamlayacağım. Benim gibi yaparak da karar verebilirsiniz. Siz de kararsız kalırsanız hemen şöyle devam ederek ilerlemeye başlıyorum. Ve dediğim gibi buralarda bütün trabzan tepelerine batıyorum, her birine tek tek. Şurada bu boşluklara, şuraya ve şuraya kenar trabzanın içinden buradan ve buradan batarak aynı şekilde ilerliyorum. Burada da bakın şöyle yaka kısmı, burası zikzak duran kısım. Şuradaki son trabzanlara, burada muhtemelen üçer tane olur çünkü çapraz çıkıyor ve kasabilir, kasmaması için üçer tane yaparak ilerlerim muhtemelen. Eğer böyle marullayacak, bollaşacak olursa da birine 3, birine 2 yapabilirsiniz. O şekilde ilerleteceğim. Gayet kolay zaten. Burada kapatıyorum. Bütün kenar tığını tamamlayacağım ve geleceğim. Bu arada hem kenar tığını, yani kenar kısmını başladığım noktaya gelene kadar yapacağım. Hem de kol kenarlarına yapacağım. Bakın şöyle. Şuralar kalmış olacak. Hem sağ kolu hem sol kolu aynı şekilde tığlayıp tamamlayacağım. Ve sonrasında yeleğimizi bitirmiş olacağız.